24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde kime oy vereceksiniz? AK Parti'ye kızım. Peki neden? Kızım çünkü çalışıyor. Bu AK Parti'nin bu Türkiye'nin başına gelmesi çok geç kaldı. Çok keşke Osmanlı'dan sonra bu iktidar gibi bir iktidar olaydı. Türkiye zirvelere ulaşacaktı. Ulaşımda, suyunda, düzenlemesinde. Bu AK Parti'nin gelmesi çok geç kaldı, geç kaldı. Keşke 70 yıl önce bu AK Parti olaydı bu Türkiye'nin başında. Hainle ne yaptı Osmanlı'dan sonra? Bu emperyalizmin uşakları, dinsa ne yaptı? Tekke yasa, eşarp yasa, eşarp yasa, ondan sonra şey yasa, üniversitelerde. Bak, yıllardır onunla oyaladılar milleti. Bir çivil çakmadılar. Bu adamla geldi. Layıklık elden gidi ya. İrtica geliyor. Hani layıklık en güzel bu iktidar uyguluyor. Konuş. Hayır hayır. Ya biz burayla konuşuyoruz. Hanımefendi. Sur. Sen. Bak vallahi bak. 155'i ararın. Bak 155'i ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaş yapıyor. Bak içeri aldırın. Diline dikkat et. Hain. Vatan haini. Kurtaş yapıyor burada. Savunma alçakları, 2000 önceki alçakları ve 15 Temmuz alçaklarını savunuyorsa hala. Ya kızım bak, ben Göztepe'de bir ilaç yazdı, tam 5 saat bekledim. Ondan sonra dayı dedi saat 5 mesai ne yapacaksın yarın gel. Tam 3 gün geldim bir ilaca Göztepe'ye gittim geldim. Ya bu iktidar ambulansına benim evden kapıdan alıyor, eve getiriyor tekrar koyar. Niye yapmadılar bu zamanda evladım? Utanmadan, sıkılmadan hala bu 2000 önceki ve 15 Temmuz alçaklarını savunan hain ne var bu memlekette? Yazıklar olsun, yazıklar olsun kızım. Başka bir şey değil ya. Çok teşekkür ederim. Ya biz sula 2 gün akıyordu, 5 gün kesiliyordu. Ondan sonra bulanık sula. Ondan sonra çöple yığıldı bizim oraya. Kuyruklar öyleydi. Bizim tam bir ay bekledi. Ben Turus Bağı'nda oturuyorum. Çok bir ay bekledi Sinek Bastı evleri. Neredeydi o zaman bu belediyeler? Sula akmadı. Ondan sonra laiklığın arkasına sığındılar. 80 yıldır mahvettiler memleketi. Lağım içiyorduk lağım. Lağım içiyorduk be. Utanmadan, sıkılmadan bize bu iktidara hainlik yapıyor. Ben bunlara derim ki vatan haini. Başka bir şey diyemem kızım. Ya şu iktidarın 15 senede yaptığı neredeydi bu zamanda 80 yıldır? Laiklik elden gitti ya. İrtica geliyor. Laiklik. Niye laiklik gitmedi elden? 15 senedir üniversitelerde kimse kavga etmiyor. Ya çünkü batı gavuru öyle emir verdi. Ne dedi biliyor musun? Siz dedi eşarbınla dedenin takkeyle uğraşın. Teknoloji yapmayın. O alçak batı teknoloji yaptı buradakilere de. Boş zamanı harcattı Türkiye'ye. 80 yıldır başka bir şey demiyor.